İstanbul'un göz kamaştıran incilerinden biri olan Süleymaniye Camii'nin inşa ediliş hikayesi aslında dillerden dillere yayılan bir ustalığın hikayesi. Mimar Sinan Süleymaniye'nin yapımına başlamadan uzun bir süre İstanbul'u dolaşarak uygun bir tepe arar. Sonunda İstanbul'un üçüncü tepesi olan Beyazıt yöresinde karar kılar. Ardından başlayan kazılarda temellerin Haliç'e kadar ulaştığı söylenir. Temel kazınıp duvarlar örüldükten sonra Sinan işi paydos ederek bir yıl bekler. Bu sürede caminin yarım bırakıldığı dedikoduları ortaya çıkar. Sinan caminin temellerinin oturmasını beklerken caminin yarım kaldığı, yapımından vazgeçildiği söylentisi dış ülkelere yayılır. Bu yüzden İran Şahı Tahmasp Han, Kanuni'nin parasının tükendiğini sanarak çok değerli mallarla değerli taşlardan oluşan bir sandık dolusu mücevher gönderir. Sinan Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine devrettiği değerli mücevherleri taş havanda dövdürerek harca katar. Bugün parlaklığını sıcak sebebiyle kaybettiği bilinen ancak eski yıllarda parıl parıl parladığı söylenen Süleymaniye'nin mücevherli minaresi bu taşlarla yapılmıştır. İstanbul'un göz kamaştıran incilerinden biri olan Süleymaniye Camii'nin inşa ediliş hikayesi aslında dillerden dillere yayılan bir ustalığın hikayesi.